Merhaba sevgili Feygözler, Pokemon Stadyum 2'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar geçen bölümde neler olmuştu? Geçen bölümde arkadaşlar Johto GM kalesini yenmiştik. Oranın GM'i değil de Elite Four'u bizi bayağı uğraştırmıştı arkadaşlar. Ya yani sonunda oranın Elite Four'unu yenmiştik ve sizin seçtiğiniz takımlarla olmuştu arkadaşlar. Bir önceki takım bayağı fenaydı. İşte Ampharos olsun, Heracross olsun, Lapras, Snorlax olsun oldukça güzel Pokemon'lar vardı. Ve gerçekten güzel işler çıkarmışlardı arkadaşlar. Bu bölümde de geri kalan oluşturduğumuz takımlarla birlikte Kanto GM kalesini geçmeye çalışacağız arkadaşlar. O takımları şu an ekranda görebilirsiniz. Yani yaklaşık 3-4 tane daha takım var. Yeşil takımdan başlayarak takımları deneyeceğim. Ardından olmazsa siyah takım, olmazsa sarı takım, olmazsa mor takım diye gideceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında arkadaşlar Pokemon Stadyum bitmek üzere. Yani Kanto'yu da bitirdiğimiz zaman, Kanto GM kalesini de bitirdiğimiz zaman geriye pek de bir şey kalmıyor aslında. Oyun bitiyor yani ve başka bir seriye başlayacağız. Ana bir Pokemon serisine başlayacağız. Ve oylama olacak büyük ihtimalle. Dediğim gibi Fire Red'den tutun Omega Ruby, Sun Moon vesaire bir sürü oyunlar şeyin içinde olacak, seçeneklerin içinde olacak. Daha da arkadaşlar onun dışında diyeceğim başka şey, kanalda bayağı izlenmeler düştü. Yani ben artık günde 3 tane falan video attım mesela geçen gün, ama ona rağmen çok az izleniyor. Ama yapacak bir şey yok yani, dediğim gibi insanları zorla izlettiremeyiz, ben bunu sürekli söylüyorum. Veya belki de sınavlardan dolayıdır, bilmiyorum. Veya benim bir kusurum varsa affola. Yakın zamanda bir vlog videosu çekmek gerekiyor sanırım. Bir de arkadaşlar İstanbul'a gideceğim. Yani siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle yarın veya ertesi gün İstanbul'a yola çıkmış olacağım. Ve yolculuk sırasında bilgisayarımı kargoya vereceğim için bilgisayarıma ulaşamayacağım arkadaşlar. Yani pazartesi gününe kadar kanala video gelmeyecek. Ondan sonra tekrardan eski seyrimize geri döneceğiz. İstanbul'dayken video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Daha da diyebileceğim bir şey yok. Muhabbeti uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Kanto GM kalesine girelim. Ve ilk GM lideri olan Brock'la birlikte başlayalım. Evet, bir set siliyorum arkadaşlar. Önceki setlerden birisini siliyorum. İşe yaramaz takımlar oluşturmuşuz zaten. Şimdi yeşil takımı deneyeceğiz arkadaşlar. Register Pokemon diyorum. Ve takımın ilk Pokemon'u 6 puan almış Pokemon olan Felligatr. Yani Brock'ta bayağı işe yarayacaktır. Çünkü hem kaya hem de toprak türüne sahip olduğu için Pokemon'ları, Water Gun'ımız pek iş yapmaz ama Dig ve Dynamic Punch bir şeyler yapabilir. Bu Pokemon yanmasın abi. Ice Berry veriyorum. Onun dışında sonraki Pokemon'umuz Dragonite, kaya türü saldırılardan çarpı 2 yiyecek. Dikkatli olmamız lazım ya. Fly pek iş yapmaz. Dragon Rage net 40 vurur. Ama yine bu Pokemon'a da ne verelim? Confuse olmasın, Bitterberry veriyorum. Sonraki Pokemon'umuz oldukça iş yapacak olan bir su Pokemon'u da Blastoise arkadaşlar. Hidro Pompa Nojutsu, Vitrav, Rapid Spin ve Mud Slap saldırıları var. Rakibin görüşünü düşürebiliriz. Hidro Pompa yapabiliriz. Oldukça iyi bir Pokemon. Berry veriyorum. Tank olsun. Bir sonraki Pokemon'umuz Sneasel. Yani Special Attack'a çok düşük. Pek iş yapacağını sanmıyorum ama yine de bu takımda var. Ice Punch'ı var. Onunla belki bir şeyler yapabilir. Rakibin Screech ile defansını düşürebilir. Bu Pokemon'a çarpılmasın. Paralyze Körberi veriyorum. Sonraki Pokemon'umuz Electabuzz. Abi bu GM'de hiç iş yapmaz. Konuşamadım. Electabuzz. Bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Yani Thunder Punch zaten vurmaz çoğu Pokemon'a. Light Screen'de zaten Brock Special saldırı kullanmıyor. Item olarak donmasını engelleyen Burnt Berry veriyorum. Ve son Pokemon'umuz ise sizin trollüğünüzün bir ürünü arkadaşlar, Kakuna. Neden bir sürü kişi, neden 4 tane kişi Kakuna'ya oy verdi bilmiyorum ama ne yazık ki onu da takıma alıyoruz ve uyumasını engelliyoruz arkadaşlar. Bu takım hazır. Bakalım Brock'u yenebilecek miyiz? Yani iki Pokemon'umuzu kullanamayacağız. Electabuzz ve Kakuna'yı kullanamayacağız. Ama yine de deneyelim bakalım. Sadece Brock var. Yani eğitmeni falan yok. Sadece Brock'a karşı savaşacağız. Evet. Pinsir'i var şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi hocam. Brock dediğimiz zaman aklımıza zaten Geodude ve Onix gelir. Bunları yani şu anki Brock'ta Golem var tabi. Bunları counterlamak için Fortress'a, Omastar'a, Kabutops'a, Golem'e, Onix'e karşı iş yapmak için Blastoise'i alacağım abi. Blastoise iyidir. Onun dışında Electabuzz'ı almak istiyorum. Yani biraz risk ama
Omastar ve Kabutops Pokemon'ları olduğu için onları counterlayacaktır. Ve son Pokemon'umuz olarak da Felligatr'ı alıyorum abi. Çoğu Pokemon'a karşı iş yapar. Blastoise, Elektabuzz ve Felligatr'la birlikte giriyorum. Umarım yalan olmayız. Hep birlikte deniyoruz arkadaşlar. Brock'a karşı GM salonu güzelmiş. Hadi bakalım Brock Bey. Evet, ben Blastoise ile bir başlangıç yaptım. Bakalım Brock kimi çıkaracak arkadaşlar. Ben Golem veya Onix bekliyorum ilk Pokemon olarak. Ama şaşırtıcı bir şey de çıkartabilir tabi. Fortress çıkardı arkadaşlar. Defansif bir Pokemon ama Special Defense'a o kadar yüksek değil diye biliyorum. O yüzden hiç düşünmeden Hidro Pompa yapacağım. Umarım ıskalamaz ki diğer Pokemon'lara da Hidro Pompa Nojutsu kalır. Hidro Pompa Nojutsu. Güzel, canın neredeyse yarısını aldık. Bakalım Fortress ne yapacak arkadaşlar. Defense Curl yaptı. Defansını bir kademe arttırıyor. Boş bir saldırı. Miskete dönüşmek saçma oldu gerçekten. Evet, hiç durmadan bir Hidro Pompa daha yapıştırıyorum Fortress'a. Bakalım işini bitirebilecek miyiz? Aa, ıskaladı. Yapma Blastoise, yapma. Giga Drain yaptı. Ooo. Beyime bak beyime, Giga Drain yaptı. Bayağı da canımızı çekti abi. Abi Hidro Pompa kullanmak zorundayım ya. Zorundayım yani. Yolla abi. Abi yine mi ıskalıyorsun Blastoise, ne yapıyorsun? Fortress'a karşı kaybetme abi. Pokemon değişikliğine gideceğim ben. Yani çok fazla ıskaladık. Gerçekten çok fazla ıskaladık arkadaşlar. Pokemon değişikliğine gidiyorum. Elektabuzz'ı çıkartıyorum arkadaşlar. En azından Thunder Punch'la damage vururuz ama rakip... Yani gerçi Special Defense'ı düşüktü. Thunder Punch bir an için fiziksel saldırı zannedecektim. Gel bakalım Elektabuzz. İstanbul'a gidince yeni serilere başlamayı düşünüyordum ama başlamayacağım arkadaşlar. Kanaldaki serilere devam edeceğim. Ara vermeyelim. Zaten... Stadyum bitmek üzere. Sherlock Holmes'un neredeyse yarısına geldik. Yani ara vermeye gerek yok. Şu an Thunder Punch yapıyorum arkadaşlar. Fortress'a vurabileceğimi vurmak istiyorum. Umarım Earthquake'i falan yoktur. Bize sıkıntı yaratmasın yani. Tamam, 72 canı kaldı. Takedown yaptı arkadaşlar. Yapsın. 64 canımızı bıraktı. Atağı gerçekten sağlanmış. Recoil'den biraz canı gitti. Ama biraz gitti, çok gitmedi. Bir Thunder Punch daha yapıyorum. Fortress'ı yatırmak zor olacak gibi ya. Blastoise iki kere üst üste ıskalamasaydı daha iyi olacaktı her şey ama. İki canı kaldı, yapma ya. Gerçekten yapma ya. Bir takedown daha yapıyor, kendisini öldürecek. Kritik vurdu, oha. Tamam, kendisini de öldürdü arkadaşlar Fortress. Yani rakipte Kabutops falan çıkarsa sıkıntıya girebiliriz ama... Felligatr'ı da boş yere almadım. Digi var, Dynamic Punch'i var. Onların işini bitirir yani. Ben şu an tekrardan Blastoise'e dönüyorum abi. Felligatr en son silahım olacak. Bro yenersek bir sonraki GM olarak da Misty var. Pinsir çıkardı. Ya Pinsir beklemediğim bir Pokemon bak. Lan şeye de yenilmeyelim. İlk GM'e de yenilmeyelim lan. O kadar da olmasın yani. Hidro Pompa. Pinsir bizden hızlı sismik toz yapıyor, 50 vuracak arkadaşlar. Level'ı kadar vuran bir saldırı, bir sismik toz daha yediğimiz zaman ölürüz yani. Hidro Pompa'yı yolluyorum. Güzel, vurduk arkadaşlar. 76 canı kaldı. Biri sayesinde canımı arttırıyorum ama pek de işe yaramıyor. Yani şu an ne saldırı kullanırsam kullanayım, Pinsir bizim işimizi bitirecek arkadaşlar. Sismik toz yapıyor ve bizim işimizi bitiriyor. Şimdi Felligatr'da biraz sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar var arkadaşlar? Sıkıntısı da şu. Dövüş saldırımız Pinsir'e yarım vuracak. Dik saldırımız Pinsir'e yarım vuracak. Yani Pinsir'i kolay kolay yatıramayacağız. Yani bütün saldırılarımız yarım vuruyor. Watergun'a da güvenmek istemiyorum. Leer yapabilir. Dynamic Punch deneyeceğim. Confuse etmem lazım onu. Sismik toz yaptı bizden hızlı abi. Confuse edemezsek hayvayı yedik. Confuse edemezsek hayvayı yedik yani. 50-50 geçiriyor adam. Hadi Felligatr. Ah. 59 canımız kalacak şimdi. Abi. Çüş. Brock bize harcıyor. Çüş anasını satayım. Evet. Pinsir bizi darlamaya devam ediyor arkadaşlar. Dynamic Punch'ı yapıştırıyorum. Hadi oğlum.
Tamam abi, yalan olduk. Bu noktadan sonra çevirebileceğimizi zannetmiyorum. Bir Dynamic Punch daha deniyorum ama yani bütün Pokemon'larımın ıskalayacağı tuttu bugün ya. Gerçekten öyle abi. Gerçekten öyle yani. 9 canımız kaldı. Vuracağım mı artık Felligatr Paşa? Bravo abi. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bir Dynamic Punch daha atıyorum. Yalan olduk. Aferin. Aferin. Aferin Felligatr. Ne Blastoise iş yapabildi, ne Felligatr iş yapabildi. Herhangi bir su Pokemon'um iş yapamadı. Çünkü hep yani ıskalama ihtimali olan saldırılarım vardı ve yenildik abi. Bro. Kötü oldu. Gerçekten bu kötü oldu abi. Hidro pompalar ıskaladı, Dynamic Punch'lar ıskaladı. Yeni bir takım oluşturacağım. Yapacak bir şey yok. Yani kolay olacağını kimse söylemedi. Eski takımlardan birisini siliyorum arkadaşlar. Şu en üstteki takımı silelim ve yeni bir takım oluşturalım. Siyah takım. Başlangıç olarak arkadaşlar Gyarados var. 3 puan almış. Waterfall, Dragon Rage, Twister, Leer saldırıları var. Item olarak ne verelim? Uyumasın. Mind Berry veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki Pokemon'umuz Jolteon. Ya Double Kick falan belki iş yapabilir kaya Pokemon'larına ama ya Pinsir'e karşı Zapcannon atabiliriz. Kabutops'u, Omastar'ı halledebiliriz. İyi Pokemon yani. Bu Pokemon'da arkadaşlar donmasın. Burnt Berry veriyorum. Bir sonraki Pokemon'umuz Venazar. Bitki saldırımız var mıydı bilmiyorum ama umarım vardır. Giga Drain'imiz var, tamam. Yani şey dışında, Pinsir dışında diğer Pokemon'lara full çarpı 4 vuracağız. Berry veriyorum arkadaşlar Venazar'a da. Bir sonraki Pokemon'umuz ise Piloshvine. Icy Wind, Mist, Earthquake. Yine güzel saldırıları var arkadaşlar. Bu Pokemon da yanmasın. Ice Berry veriyorum. Bir sonraki Pokemon'umuz Ditto. Rakibe dönüşebiliriz. Rakibi darlayabiliriz abi. Çok güzel. Ditto iyidir. Item olarak da Ditto'nun çarpılmasını engelliyorum. Paralyze Cure Berry veriyorum. Ve son Pokemon'umuz da Arcanine arkadaşlar. Flame Well, Extreme Speed, Leer ve Roar. Yani Bro'a karşı pek iş yapabileceğini zannetmiyorum. Bitter Berry veriyorum. Çok güzel bir takım oldu aslında, siyah takım. Bakalım bu takımla birlikte deneyelim arkadaşlar. Umarım yenebiliriz yani. Hadi bakalım. Evet. Pewter GM lideri Brock. Şimdi aslında alacağımız Pokemon'lar çok belli abi. Onix'i, Golem'i, Omastar'ı, Kabutops'u halletmek için Venazar. Fortress ve Pinsir'i halletmek için Arcanine. Yedek bir silah olarak da Gyarados'u alabilirim belki. Evet, yedek bir silah olarak da Gyarados. Ama Special Attack'ımız çok düşük abi. Piloshvine belki. Icy Wind, Earthquake. Son silah olarak da Piloshvine'i alıyorum ya. Venazar, Arcanine ve Piloshvine ile birlikte giriyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer Bro'yu yenebilecek miyiz? Yoksa yine yalan mı olacağız, hep birlikte göreceğiz. Adam kaya gibi ya. Erik gibiyim. Yok, o Ajdar'ın şarkısıydı. Turp gibiyim, turptu. Neyse tamam. Şu an neden aklıma geldi bilmiyorum. Evet, rakibin ilk Pokemon Onix arkadaşlar. Yani Giga Drain ile birlikte çarpı 4 vurabiliriz. Ve Bro'yu harcayabiliriz. Hiç düşünmeden şey yapacağım. Giga Drain yapacağım abi. En kötü ihtimalle Fortress'a veya Pinsir'e geçer diye düşünüyorum. Kabutops'a veya Omastar'a geçmez. Saldırımı okudu büyük ihtimalle. Pinsir. Tamam, Giga Drain'i yapıyorum abi. Kritik vurduk. Güzel. Sesim gitti, pardon. Yine de 40 damage vurduk. Arkadaşlar Pinsir'e bir veda hediyesi bırakmak istiyorum. O da Poison Powder. Pinsir'i bir zehirleyelim biz. Sismik Toss yapmaya başladı yine. Benim sinirimi bozuyor. 50-50 geçiriyor şerefsiz ya. Zehirli abi onu. Umarım zehirleyebiliriz. Tamam, Pinsir zehirlendi arkadaşlar. Çok güzel. Pokemon değişikliğine gidiyorum. Kimi çıkartayım? Kimin canı? Daha fazla Piloshvine'i çıkartıyorum arkadaşlar. Arcanine köşede kalsın. Arcanine son silahımız abi. Aslında Arcanine'i da çıkartabilirdim ya. Strength yapıyor. Fiziksel bir saldırı. Yine o kadar fazla vuramadı. Defansımız iyiydi.
Zehirden canı gidecek. Şimdi arkadaşlar zehirden biraz canı gitti. Şu an pinsir bizden bayağı hızlı aslında. O yüzden Icy Wind yapabilirim diye düşünüyorum. Submission yaptı. Dövüş türü bir saldırı. Sıkıntı. Çarpı 2 vuracak. 29 canımızı bıraktı abi. Recoil'den canı gitti. Icy Wind'i yapıştırıyorum abi. 49 vurabilir miyiz bilmiyorum ama. Abi nasıl ıskalarsın ya? Bugün gerçekten benim ıskalama günüm galiba ya. Strike'den öldük abi. Evet, Ploshvine hiçbir şey yapamadı. Ya Ploshvine'ı ben ne zaman seçsem bu Pokemon'la birlikte herhangi bir şey yapamıyorum yani. Abi o zaman bütün iş Arcanine kalıyor. Gel bakalım Arcanine. Abi yapıştır Flame Veil'i, bitir bu savaşı. Abi Pinsir nasıl bizden hızlı ya? Biz Arcanine'ız anasını satayım. Çüş yani, gerçekten çüş abi. Zehirden biraz daha canı gitti. Flame Veil'i yapıştırıyorum ve Pinsir'in işini bitiriyorum arkadaşlar. Ya Brown'u bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim. Yani ilk GM liderini çok kolay bir şekilde geçeriz diye düşünüyordum yani abi. Tamam. Pinsir'i yendik. Şu an Onix'i çıkaracak büyük ihtimalle. Kabutops çıkardı. Beklenmedik bir Pokemon. Abi bir şey yapamam ki, yakmayı deneyebilirim belki. Yani bütün işi şeye bırakalım, Venazar'a bırakalım. İkisini de Venazar yener yani. Yenerse o yener. Abi 8 vuruyoruz, şaka gibi ya. Ancient Power yaptı, umarım statlarını arttırmaz. Tamam, Arcanine'ın da işi bitti. Venazar ikisine de çarpı 4 vuracak. Venazar'a güveniyorum yani abi. Onix'e de Kabutops'a da çarpı 4 vuruyor ne de olsa. İyi ki bitki Pokemon'umuz var. Umarım Kabutops şaşırtıcı bir saldırı yapmaz yani. Venazar çok hızlı bir Pokemon değil ama. Giga Drain abi. Ancient Power yaptı. Tekrardan çarpı 1 vuracak. Umarım o kadar vurmaz. Ya bütün canını emeceğiz zaten. Sıkıntı yok ya. Yolla babacım Giga Drain'i. Çek abi. Tek büyük ihtimalle, evet, tekledik Kabutops'u. Canımızı da fullledik neredeyse. Bir Onix kaldı, ona da çarpı 4 vuracağım. Onun da işini bitireceğim arkadaşlar. Ardından Misty'ye geçeceğiz. Evet. Onix de bizim için kolay hedef olacak. Bro'nun son Pokemon'u. Buna da bir Giga Drain yapıyorum. Bakalım Onix ne yapacak. Earthquake yapıyor. Umarım kritik falan vurmaz. Umarım yani. Tamam, hayattayız abi, hayattayız. Giga Drain'i yapıştırıyorum ve çarpı 4 vurarak Onix'in işini büyük ihtimalle bitiriyorum abi. Hayatta kalmasının imkanı yok. Tamam. Onix'i de böylece yendik arkadaşlar ve Brock'u arkada bıraktık. İlk takımı bayağı zorladı ama ilk takımında yani bayağı ıskaladıkları için ilk takım kaybetti. Bu takım biraz daha iyiydi. Şimdi başka bir takımla birlikte Misty'ye karşı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım Misty'yi yenebilecek miyiz? Brock yalan oldu böylece. Görüşürüz Brock. Evet, Pewter GM liderini yendik arkadaşlar. Şimdi Cerulean şehrine geçebiliriz. Orada da Misty var arkadaşlar. Bunun GM'inde eleman var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bir takım daha silmek zorundayız. Bu takım da siliyorum arkadaşlar. Yeni Pokemon'lar geliyor. Sarı takım geliyor abi. Sarı takımda neler var arkadaşlar? Sarı takımda Dragonair var. Thunder Wave'i var, Fire Blast'ı, Dragon Breath'i, güzel saldırıları var. Bu Pokemon arkadaşlar çarpılmasın. Paralyze Körber'i veriyorum. Metapod almışız. 3 puan almış. Metapod neden böyle bir şey olmuş bilmiyorum. Ya yani teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten sağ olun. Hiçbir işe yaramayacak. Takımda boş yere yer işgal ediyor. Item olarak da bir şey vermiyorum. Metapod'u alıyoruz arkadaşlar. Magikarp, bravo. Magikarp süper. Yine 3 puan almış Magikarp da. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar seriyi uzattığınız için. Tackle, Flail, Splash. Item olarak Magikarp'a beri verelim abi. Bir sonraki Pokemon'umuz Aradakli. Yani Misty'de pek iş yapar mı bilmiyorum. Çarpı 2 yiyecek su saldırılarından. Pek güvenemiyorum Aradakli'ye.
Ancient Power Bite Curse Supersonic. Bu Pokemon yanmasın abi. Bir sonraki Pokemon'umuz Weedle. Weedle da 3 puan almış. Tekrardan takımın yarısını çöp Pokemon'larla doldurduğunuz için sağ olun arkadaşlar. Ya yani Weedle da hiçbir işime yaramayacak bu GM'de. Poison Sting String Shot. Buna da item vermiyorum. Son Pokemon'umuz da Mr. Avis. Yani kurtarırsa bu takımı Mr. Avis kurtarır. Thunder'ı da vardı galiba. Evet, Thunder'ı da var. Shadow Ball da var. Psywave'i de var. Yani Starmie'si büyük ihtimalle vardır. Starmie de psişik türünde bir Pokemon olduğu için Shadow Ball'la birlikte onun işini de bitirebiliriz. Bu Pokemon da uyumasın abi. Ya psişik Pokemon'ları var. Konfüs olmasın. Tamam. Hadi bakalım. 3 Pokemon alabileceğim yani, diğerlerini alamayacağım abi. Bir saniye. Aerodactyl, Dragonair ve Mr. Avis'i alacağım. Diğer 3 Pokemon'um çöp. Başka bir özeti yok yani. Abi bunların eğitmenleri de yok. Bunlar tek tek çıkıyorlar yani. Evet. Şimdi hocam. Aslında Aerodactyl iş yapabilir lan Togeti'ye karşı falan. Mr. Avis, Dragonair, Aerodactyl. Diğer Pokemon'larım çöp zaten. Keşke bitki Pokemon'um olsaydı ya. Bakalım Kanto'yu yenebilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Mr. Avis'la bir başlangıç yaptım. Karşımda kim var abi? Zemin su bu arada. Karşımızda ise hangi Pokemon var? Quagsire olmaz umarım. Çok tehlikeli çünkü bizim için. Golduck. Tamam. Thunder deneyebilirim abi. Umarım Quagsire'a geçmez. Dediğim gibi hemen Thunder yapıyorum. Rain Dance yaptı. Rakibimiz hava yağmurlu oldu. Aslında bana iyilik yapmış oldu. Çünkü Thunder'ım ıskalamayacak böylece. Ama su saldırıları bize fena vuracak yani. Evet, Thunder'ı yapıştırdım arkadaşlar. Bana iyilik yaptı. Dediğim gibi yağmur yağmaya devam ediyor. Umarım ölmem. Bir Thunder daha yapıyorum. Hidro pompa yaptı. Umarım ıskalar. Ya vurursa sağlam vuracak. Vurdu da. Abi 17 canımız kaldı. Allah'tan Thunder ıskalamıyor. Golduck bizden hızlı olması şaşırtıcı yani. Golduck'ın işini bitirdik arkadaşlar. Starmie varsa o da bizden hızlıdır. Rakibin sıradaki Pokemon'u ne bakalım. Starmie. Abi bizden kesinlikle hızlı. Kesinlikle hızlı yani. Her türlü de vuracak. Ama ben en azından bir Thunder denemek istiyorum. Thunder yaptı o da bize. Şimdi Aerodactyl'i çıkarsam hem Thunder'la hem de su saldırılarıyla Aerodactyl'in işini bitirebilir abi. Tek silahımız kalıyor. Onu da biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an unuttum, çaktırmayın. Dragonair kalıyor arkadaşlar. Yani su saldırısına karşı veya işte atıyorum efendim. Elektrik saldırılarına karşı ejder olduğu için defansif. Umarım Starmie'yi yenebiliriz. İlk olarak Thunder Wave yapıyorum. Rakip halen daha bizden hızlı ve Psychic yapıyor. Tamam. Canımızın yarısı gitti. Neredeyse. Thunder Wave yapıyorum arkadaşlar. Starmie'yi çarpıyorum. Umarım birisi falan yoktur. Varsa gerçekten yenildik abi. Yağmur yağmaya devam ediyor. Umarım yağmur biter. Yani şu an pek de yapabileceğim bir şey yok. Dragon Breath yapacağım yani. Özellikle yapabileceğim bir saldırı yok arkadaşlar. Dragon Breath'i yolluyorum. Kritik vurduk. Çok güzel. Çok güzel. Kritik vurmamıza rağmen iyi vuramadık. Starmie paralyze olduğu için bir şey yapamıyor. Yağmur da durdu bu arada. Aslında Headbutt'a gidip rakibi kanser edebilirim ama öyle bir şey yapmayacağım. Bir Dragon Breath daha yapıyorum ben. Al abi. 49 canın kaldı. Rakip Psychic yapıyor bize tekrardan. Öldük abi büyük ihtimalle. Tamam. İşimiz bitti. Abi her şey Aerodactyl'e kaldı. Umarım rakibin son Pokemon'u su Pokemon'u değildir. Umarım Togetic falan vardır. Zaten Misty'nin animede de Togepi'si vardı. Onu geliştirip takımına almıştır umarım. Hadi Aerodactyl, sana güveniyorum abi. Abi Ancient Power. Aslında Bite'la çarpı 2 vurur ama ben Ancient Power vuracağım. Hem fiziksel atağımız güçlü olduğu için hem de statlarımı arttırma şansı var. Yolla abi Ancient Power'ı.
6 canı kaldı, yapma. Thunder yapıyor abi, yapma ya. Gerçekten yapma ya. Bir de vurdu süper efektif. Of. 33 canımız kaldı, bu çok kötü oldu. Keşke bite yapsaydım. Bir kere daha Ancient Power'a gidiyorum. Yenildik abi, zor yani. 33 canla çevirmemiz zor. Gerçekten zor yani. Kanto bizi zorladı ya. Kanto bizi zorladı arkadaşlar. Evet. Starmie de yalan oldu. Bakalım Misty'nin son Pokemon'u ne? Togetic. Abi vurduğumuz an yani Ancient Power'la çarpı 2 vurabiliriz. Tek at abi ya. Lütfen tek at. Biraz zor bir ihtimal belki ama kritik falan vursaydık keşke. 58 canı kaldı. Bakalım ne kullanacak. Double Edge. Kayıyız lan. Abi 3 canımız kaldı. Tamam yendik abi. Gerçekten son anda çevirdik lan. Harbiden son anda çevirdik. Çüş. Çüş abi. Son anda çevirdik. Var ya, helal olsun Aradaklı. Helal olsun. Normal türü saldırı kullandı Togetic. Salak gibi. Ve Togetic'i de böylece yendik arkadaşlar. İşler istediğim gibi gitti. Tamam. Stupid diyor kendi Pokemon'a. Bak sen ne biçim bir eğitmensin ya. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. Tamam sakin. Hobbit şarkısı yok bugün. Misty'yi yalan ettik arkadaşlar. Cerulean'i de temizledik. Şimdi LT Surge'e karşı deneyeceğiz. Tamam. Yeni bir takım, yeni maceralar arkadaşlar. Eski takımlardan birini siliyorum. Şu ilk takımı siliyorum. Ve mor takımla birlikte deneyeceğim. Bakalım bu takımda hangi Pokemon'larımız var. İlk olarak abi ilk Pokemon'umuz Magmar. Güzel bir Pokemon. Fire Punch'ı var, Smog'u var, Confusray'ı var, Smoke Screen'i var. Çarpılmasın abi Magmar. Sonraki Pokemon'umuz Exeggutor arkadaşlar. Önceden iş yapmıştı. Umarım şimdi de iş yapabilir. Hem de elektriğe karşı defansif bir Pokemon. Hem de elektriğe karşı defansif bir Pokemon. Rakibi uyutabiliriz. Nightmare yapabiliriz. Güzel. Bu Pokemon'a da ne verelim abi? Beri verelim. Bir sonraki Pokemon'umuz Zatu. Yani uçan Pokemon olduğu için pek kullanabileceğimi sanmıyorum bu GM'de. Ama yine de alıyoruz arkadaşlar. Çünkü takımın bir üyesi. Fly, Future Sight, Nightshade var. 50-50 vurabiliriz. Bu Pokemon uyumasın abi. Bir sonraki Pokemon'umuz bayağı iş yapacak olan bir Pokemon diye düşünüyorum. Ama biz genelde onun karısını kullanıyorduk. Nidoking. Genelde Nidoqueen'in saldırıları daha iyiydi. Yani bu daha çok fiziksel bir Pokemon. Item olarak bu Pokemon da yanmasın. Toprak türü olduğumuz iyi oldu. Yine toprağa karşı dayanıklı bir tür. Özür dilerim. Elektriğe karşı dayanıklı bir tür geliyor. Bitki türü geliyor arkadaşlar. O da Meganium. Nerede abi Meganium? Solar Beam, Reflex, Strength ve Poison Powder saldırıları var. Bu Pokemon da Confuse olmasın. Ve son Pokemon'umuz da arkadaşlar Psişik türü bir Pokemon. Kim geliyor? Kim geliyor? Bakıyoruz. Espeon geliyor abi. İlk defa kullanacağım. Psybeam, Psycup, Swift, Tail Whip. Yani mükemmel saldırıları yok aslında. Tamam. Bu takım hazır abi. 3 tane psişik Pokemon'umuz var. Umarım rakipte karanlık türü saldırılar çok değildir. Hadi bakalım. Oğlum bunların GM'inde kimse yok lan. Bunlar GM'lerinde tek böyle hızlı bir şekilde bitirebiliriz yani. Evet. Toprak türü saldırımız adam akıllı yok. Mud Slap var. Ama ben yine Nidoking'i almak istiyorum. Ya Magneton'a o kadar vuramayız belki ama fiziksel damage vurabiliriz ve Mud Slap sayesinde Magneton'a çarpı 4 Elektabuzz'a Raichu'ya falan iyi vurabiliriz abi. Nidoking iyidir. Onun dışında pardon. Nidoking tamam. Ha, Meganium'u alacağım. Solar Beam, Lantern'e bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Hem de Special Defense'ımız iyi. Ama Strength'le falan bir şeyler yapabilir miyim pek bilmiyorum. Exeggutor, bitki saldırımız yok abi. Meganium'u alıyorum. Ve son Pokemon olarak da Magmar'ı alacağım sanırım, evet. Evet, son Pokemon olarak da Magmar'ı alıyorum. Garip bir takım. Nidoking, Meganium ve Magmar arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Evet, şu an LT Surge'e karşı savaşacağız. 3 Rosetti bir bölümde alabilirsek gerçekten iyi olur yani. Seri bitti sayılır zaten. Nidoking'le bir başlangıç. Karşımızda kim var?
Umarım lantern olmaz ya. Al işte. Al işte. İti alan çomağını hazırlarmış mı? Öyle bir şey vardı. Öyle bir söz vardı. Abi lanterne karşı iki Pokemon'um zayıf. Meganium'u çıkaracağım. O yüzden Nidoking'i geri çekiyorum. Umarım signal beam saldırısı yoktur veya buz saldırısı yoktur abi. Umarım yani. Bakalım Meganium'la bir şeyler yapabilecek miyiz? Surf yaptı. Yapsın. Meganium, ay Meganium diyorum. Lantern canı fazla olan bir Pokemon arkadaşlar. Ben Solar Beam'e hazırlanacağım. Reflektimiz de varmış aslında. Solar Beam yapacağım, evet. Hadi bakalım, güneş ışıkları geliyor. Solar Beam'i biriktiriyorum. Umarım rakip Pokemon değiştirmez. Bir kere daha Surf yaptı. Herhalde Lantern'den daha iyi bir Pokemon'un yok bize karşı bir şey yapabileceği. Solar Beam kafana gelecek yani Lantern Pokemon değiştirmezsen. Değiştirmedi de gerizekalı. Çarpı 2'yi koyacağız abi. 120 base power. Evet, Lantern'ın çok az bir canı kaldı. Thunder Wave yaptı, bizi çarpıyor. Yani şu an Solar Beam kullanmam mantıksız olur. Çünkü iki aşamadan oluşan bir saldırı. Strength yapacağım abi. Surf yapıyor tekrardan. Lantern'ı atlattık mı gerisi biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Paralyze olduğumuz için vuramıyoruz. Abi strength hadi ya. Yap şunu bitir ya. Surf'ten ölmeyelim yani. Meganium lütfen ölme. Meganium. Strength geliyor arkadaşlar. 40 canı kaldı. 36 vurduk. Bir strength daha yapıyorum. Lantern Surf'e devam ediyor. Etsin bakalım. Daha nereye kadar edecek? 29 canımız kaldı. Bu arada umarım paralyze olmadık. Bir strength daha geldi. 3 canı kaldı arkadaşlar. Surf'ten ölmezsek ölmeden Lantern'ın işini bitirebiliriz. Son bir surf daha geliyor arkadaşlar. Bize doğru gelsin bakalım. Denizin soğuk sularından Lantern. 4 canımız kaldı, hayattayız. Çarpıldık mı? Çarpılmadık. Lantern'ın işini böylece bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam. Bakalım LT Surge'ün sıradaki Pokemon'u ne? Oh no! Göster bakalım abi. Electrode. Bak bu sıkıntı bizden hızlı kendini patlatabilir. Bayağı büyük bir sıkıntı yaratabilecek olan Pokemon. Ya ben yine de Poison Powder deneyeceğim. Öleceğiz büyük ihtimalle ama Rollout denedi. Rollout'a başladı. Iskala çok güzel olur ıskalarsan. Evet. Şimdi Rollout'un gücü sürekli artacak arkadaşlar. Ama ben de onu kanser edecek olan bir şey yapacağım. Magmar'ı çıkarmayacağım. Tabii ki de Magmar'ı sona saklayacağım. Nidoking'i çıkaracağım çünkü toprak türüyüz. Rollout bizi az vuracaktır. Onun dışında arkadaşlar görüşünü de düşüreceğim. Rollout yalan olsun. Horn Drill %30 ihtimalle tek atıyor. Mud Slap yapıyorum abi hemen. Pardon. Sesim gidiyor ya bu bölümde. Gerçekten sesim gidiyor. Evet vurmuyor bile arkadaşlar. Görüyorsunuz vurmuyor bile. Mud Slap yapıyorum hemen. Evet gerçekten sağlam vurduk. Gerçekten sağlam vurduk. Atağımız yüksek zaten. Başka Pokemon'lar yapsa bu kadar vuramaz. Bir Mud Slap daha atacağım şimdi. Electrode tekrardan Rollout denemek istiyor. Denesin abi. Rollout'la bizi yenemez ya. Iskaladı zaten. Bir Mud Slap daha geliyor. Çok güzel, çok güzel. Görüşü bir kademe daha düştü Electrode'un. Yine bir Mud Slap. Abi Rollout yapamayacaksın işte ya. Yapsan bile devamı gelmeyecek onun ya. Anla yani artık. Devamı gelmeyecek. Yapamıyorsun işte. Vazgeç. Gerçekten vazgeç yani. Evet. Elektrodu yalan etmeye devam ediyoruz. Görüşü biraz daha düştü. Son Pokemon'u bence Raichu ya. Bir Mud Slap daha yapacağım arkadaşlar. Elektrod Rollout yapmakta ısrarcı gibi gözüküyor. Bu sefer yaptı da. Yaptın daha 5 vuruyorsun ya. Başka saldırın yok galiba. Al sana Mud Slap. Evet 19 canı kaldı. Elektrod'un işini şimdi bitireceğiz arkadaşlar. Son bir Mud Slap atarak Elektrod'un işini bitiriyoruz.
Ölmeden önce de tekrardan rollout yapıyor. Kitlendiği için. Iskaladı abi. Yalan oldu. Al sana mud slap. Nidoking güzel iş çıkardı. Ben iyi iş çıkartamaz diye tahmin ediyordum. Gerçekten iyi iş çıkardı abi. Evet, böylece yendik abi. Elektrodu da. Son Pokemon'u LT Surge'un, bakalım son Pokemon'u ne, onu da görelim. Yenersek savaşı bitireceğim, yenemezsek de bitireceğim gerçi. Raichu, görüşünü düşürebildiğimiz kadar düşürelim abi ilk olarak. 5 tane Mud Slap kullanabiliriz, Surf falan yoktur değil mi? Abi Surf var, inanamıyorum, Surf var. Magmar'ı da yalan eder bu. Oo, Surf var adamda ya. 47 canımız kaldı abi. Kötü oldu bu, gerçekten kötü oldu. Ben görüşünü bir kademe düşürdüm. Belki ıskalar abi. Surf'çu Raichu abi, sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Mud Slap deniyorum bir kere daha. Bu bizi yenebilir abi. Magmar. Gerçekten keşke başka Pokemon alsaydım. Surf olacağını tahmin etmezdim. Surf'ü yedik ve yalan olduk abi. Çarpı 2 yedik zaten. Son Pokemon'umuz ise Magmar. Yani rakibi confuse edebilirim, sonra smoke screen yaparım, smog yaparım, bir şeyler denerim yani. Tabi yapabilirsem, Raichu izin verirse. Surf yiyeceğiz çünkü abi. Abi ilk olarak confuse ray yapacağım. Kendisine vursun. Bizden hızlı surf yapıyor tekrardan. Iskala da kendine gel ya. Abi vurdu ya, vurdu, canımızın yarısını aldı abi. Al sana confuse ray. Umarım berisi falan yoktur. Al, al işte Miracle berisi var abi, yalan olduk. Yalan olduk, yalan olduk, yalan olduk. Gerçekten yalan olduk şu an. O Surf'ün ıskalaması lazım. O Surf'ün ıskalaması lazım. Ve ıskalamadı arkadaşlar. Magmar yalan oldu. Raichu'nun Surf bildiğini bilseydim tabii ki de iki tane suya karşı dayanıksız Pokemon seçmezdim. LT Surge bizi mahvetti arkadaşlar. Kötü oldu yani, gerçekten kötü oldu. Neyse. Bir sonraki sefer tekrardan deneyeceğiz abi. Cancel diyorum. Yani 3. GM'e kadar gelmemiz güzel. Ama Kanto sandığımdan daha tehlikeli geçiyor. Yani Johto'nun başları kolaydı ama Kanto gerçekten zorluyor arkadaşlar. LT Surge'de yenersek ardından Celadon var yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bitki türü Pokemon'lar var. Şimdi slot makinesini çevireceğiz arkadaşlar. Gerçekten Kanto'da güzel ilerledik. LT Surge'e kadar geldik. Bakalım slot makinesini çevireceğiz. Slot makinesinden hangi mod gelecek? Hep birlikte görelim. Slot makinesini çevirdik arkadaşlar. Slot makinesinden rastgele modu geldi. Random modu geldi. Yani bir sonraki bölümde rastgele Pokemon'larla LT Surge'ü yenmeye çalışacağım. Çok korkmaya gerek yok aslında. Neden? Çünkü Elite Four'da değiliz. O yüzden rastgele Pokemon'larla denemek keyifli olabilir. Hem de güzel Pokemon'lar çıkabilir. Rastgele Pokemon'lar iyidir diyorum. Ben şu an en çok şeyden korkuyorum. Sabrina'dan korkuyorum. Çünkü Sabrina'nın yine psişik türü Pokemon'ları var. Ve bu oyunda gerçekten 2. jenerasyon oyunlarında psişik türü Pokemon... Psişik türü Pokemon'lar gerçekten çok güçlü. Bize sıkıntı yaratabilirler. Ama dediğim gibi bir sonraki bölümde rastgele Pokemon'larla deneyeceğiz. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi pazartesiye kadar kanala video gelmeyecek. Büyük ihtimalle ben bilgisayarımı almam gerekiyor. Belki salıya kadar da gelmeyebilir. Ben bilgisayarı aldıktan sonra tekrardan seriler ilerlemeye devam edecek. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani artık Pokemon Stadyum'da pek bir şey kalmadı. Bir sonraki bölümde en azından bir iki tane GM yenebiliriz diye düşünüyorum. Ardından buranın Elite Four'u var, o biraz uğraştırabilir. Bir de şampiyonu var, o da uğraştıracak büyük ihtimalle. Ondan sonra da Pokemon Stadyum 2'ye elveda diyeceğiz arkadaşlar. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Artık Pokemon Stadyum 2'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.